Yaktın sönmedi hala. Kimseyi sevemiyorum. Beni sana kattın. Belli değil mi? Sormadan, sormadan seveceğim seni zaten. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaade? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç delin olmadan. Sen benim için evlilik şu. Var mı İki insanın bir olması. Aynı evde, aynı zamanda, aynı yerde. Sürekli birlikte olabilmesi, birbirleriyle değilken de birbirlerini özlemesi. O an geldiği zaman ben cevabımı veririm. Evetse evet, seninki evetse evet. Ama sen hayır dersen nedenini sorarım. Madem ben bu kadar ısrarcısın şu anda. Hayır, ısrarcı mı? Ne ısrar Sen etsin? Şimdi evlilik konusuna geldin aşkım. Bu bir tekliftir. Ne? İlk defa bir teklif aldım ya. Çok güzel, değişik bir şey bakın. Ya sen ya, iyi misin? Aşkım evlilik soruyorsun. Evlilikten konu açtın. Niye utanıyorsun? Var mısın? Niye utanayım? Şurada demedim. Tamam, niye utanayım? Benimle evlenir misin Kemal? Tamam, bu bir ilk. Duydunuz mu abi? Bir daha söyle aşkım. Benimle evlenir misin? İşte beni dolaş dediğim zaman Melis. Tamam, söyle cevabını ver. Allah bize nasip ederse evlenirim aşkım. Evet mi, hayır mı? Evet. Tamam. Bugün seninle evlenmek istiyorum. Bugün seninle evlenmek istiyorum. Hep senin. O an geldiği zaman, gerçeği olduğu zaman sen de beni istersen zaten her şey olur. Anladın mı? Burada ne konuşursan konuş, ne dersen de anlık sinirler oluyor, ilişkideki kavgalar oluyor. Bu anı unutma. Tamam mı? Birbirimizi kırmayalım. Benim için önemli olan yani gerçek son evlilik değil. Önemli olan hayatım sonuna kadar seninle birlikte olmak. Yoksa şu anda ortalığı karıştırmak için mi bu soruyu sordun? Cevabım hayır olsaydı yandık, denize atmıştın. Cevabın hayır olsaydı senden ayrılırdım. O kadar yani. Evet. Ama şu anda evet verdim, evlenmesek de olur'a mı geliyor iş? Evet. Sensiz bir hayat olmaz olsun. Sen olmazsan bu kalbim dursun. Sensiz bir gün sonum olsun.